Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Harita üzerinde PB noktasına geldim. Buradan yeni bir görev alacağım. Bu görev daha evvelden yoktu. Yeni açıldı arkadaşlar. Bu kapı niye açılmıyor ya? Ha, yanlış kapıya geldik. Sağdakinin önüne gitmemiz lazım. Evet, şimdi açıldı. Arkadaşlar hatırlarsanız 3 bölüm önce Rey'in yanına gitmiştik bir görev almak için. Ve yanında adını bilmediğimiz bir arkadaşı vardı. Onun için iş yapmıştık. Yani görevi almak için Rey'in yanına gittik. Fakat işi yanındaki arkadaşı için yapmıştık. Şimdi bu adamın görevleri açıldı. Yani bu sefer bizzat yanına geldik. Kendisinden görev alacağız. Sarı okun üzerine geliyoruz. Ve görevi başlatıyoruz. Evet, telefonla görüşme yapıyor. Çok da önemli şeyler konuşmuyor açıkçası. Evet, Ray ile beraber girdik içeriye. Evet, nasılsın Ray falan diyor ama Nico'yu tanımadı arkadaşlar. Yani halbuki kendisi için iş yapmıştık. Adam gerçekten yanındaki kim diye soruyor. En iyi dostumdur Nico falan dedi. Şimdi aralarında konuşuyorlar Ray ile. Ama şifreli konuşuyorlar. İşte bir isim söylüyor, tam vermiyor, gerisini söylemiyor, ıslık çalıyor filan. Böyle aralarında bir şifreli konuşma yapıyorlar. Sanırım bu adam dinleniyor arkadaşlar. Yani birileri tarafından. Seninle özel konuşmam gerekiyor falan filan dedi. Biz zaten tanışmıştık İtalyan restoranda. Adam hala elimizi sıkıyor ya. Evet arkadaşlar, müziğin sesini açtı. Bu adam dinlendiğini falan düşünüyor sanıyorum. Yani dinleniyor. Duymasınlar diye de müziğin sesini arttırdı. Şimdi bir işten bahsediyor. Böyle uyuşturucu dolu bir kamyon varmış sanırım. Herkes diyor, yani bütün şehir bunun peşinde diyor. Senin diyor gidip diyor bu kamyona el koyman lazım diyor. Nico da diyor ki bu ücretli olacak ama bilgin olsun diyor. Tamam diyor, neyse vereceğim ücreti diyor. Yeni görevimiz bu olacak. Evet, şakalaşmalarla ara sahneyi bitirmiş olduk. Şimdi Ray kendi yoluna gidiyor arkadaşlar, arabasına biniyor. Biz de buradaki arabaya biniyoruz. Ve harita üzerindeki sarı noktaya gidiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, bir tane kamyon varmış. Bu kamyonun içerisi mal yüklüymüş. Uyuşturucu madde var sanıyorum ki. Bütün şehir bunun peşinde diyor. Yani çok büyük gizlilikle yürütülen bir iş. Yani biliyorsunuz bir sürü böyle mafya var, bir sürü şey var. Sahip olmak isteyen insan var. Çok da iyi korunuyor muhtemelen. Şimdi biz gideceğiz, bir çatışmaya gideceğiz ve bu kamyonu bulunduğu yerden kaçıracağız. Sonra da işte az önce görüştüğümüz adama, adamın adı Phil bu arada, ona teslim edeceğiz. Evet, Saro karşımızda arkadaşlar. Arabayı burada bir yere bırakalım. Saro okun üzerine doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ve tabii ki de küçük bir ara sahne yeniden. Evet, Nico siperini almış, bekliyor gördüğünüz gibi.
Kamyon da geldi. Kapalı kasa. Evet, park ediyor. Gördüğünüz gibi birkaç tane de araba var. Şimdi bizim görevimiz bu kamyonu buradan kaçırmak. El koyacağız, götüreceğiz. Fakat öncesinde buradaki adamları temizlememiz lazım. Evet, bir el bombası atarak başlayabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle uzaklara. Sonra da silahla devam edelim. Arkadaşlar, buradaki siperi bozmayın. Çatışabildiğiniz kadar buradan çatışın. Yani indirebildiğiniz kadar adam indirebilirsiniz burada. Bu bayağı yaklaştı bana ya. O demek ki eceline susamış. Bir tane de şurada var. Evet, yavaş yavaş ilerleyeceğiz arkadaşlar. Hep burada kalmıyoruz. İleri doğru gidiyoruz. Bu arada kamyona yaklaştığımızda kamyon hareket edecek. Bilginiz olsun, hep orada beklemeyecek. Şurada var birkaç kişi. Onları da temizleyelim. Sen de gel. Evet arkadaşlar, kamyon hareket etti. Üzerinde mavi ok var, fark ettiyseniz. Bizim de koştura koştura gitmemiz lazım arkasından. Yani şoförü ateş ettim. Fakat şoför ölmedi. Neden? Çünkü görev gereği sizin bu kamyonu yakalamanız ve üzerine çıkmanız lazım. Sarı okun üstüne geldiğinizde böyle bir ara sahneyle Nico atlıyor. Ve space tuşuna basıyorsunuz. Yani boşluk tuşuna. Klavye üzerindeki boşluk tuşuna aralıksız hiç durmadan basıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir kere değil, sürekli. Hala basmaya devam ediyorum. Çünkü bir üste zıplaması lazım. Space tuşuna basıyorum sürekli. Evet, şimdi oraya atladı. Devamlı basıyoruz arkadaşlar. Sürekli space tuşu, yani boşluk tuşu. Devamlı boşluk tuşuna basıyoruz. Üstüne çıktıktan sonra W tuşuna basacağız ve ileriye doğru yürüyecek arkadaşlar. Tabii ki de çok yavaş yürüyor. Yani hızlı gidemiyor. S tuşu geriye gelmesini sağlıyor. Eğer A ve D tuşlarına basarsanız işte bu şekilde yuvarlanıyor. Bu da ne için lazım? Kamyon virajlara girdiğinde Nico sağa sola savruluyor. Aşağı düşmesin diye A ve D tuşlarıyla yuvarlanmasını sağlayabilirsiniz. Kamyonun ön tarafına geldiğinizde işte bu şekilde bir ara sahneyle kamyonu ele geçiriyor. Şimdi arkadaşlar direksiyon bizde. Hemen arıyoruz. Az evvel görüştüğümüz adam Phil ona haber veriyor. Evet arkadaşlar, şimdi bu kamyonu nereye götüreceğimizi bize söyledi Phil. Biz de oraya götüreceğiz. Bu da sol altta haritada mevcut sarı bir nokta var ve sarı bir çizgi var. Bu çizgiyi takip edeceğiz. Sonunda sarı noktaya kamyonu ulaştıracağız. Her zamanki gibi. Evet arkadaşlar, sarı okun üzerine kamyonu götürüyoruz ve yine bir ara sahne tabii ki.
Frankie sen misin diyor. Amcan bu evlilik hediyesini sana vermemi söyledi. Şanslı herifsin dedi Nico. Adam da malı daha hızlı arabalara koyup götürecekmiş öyle söylüyor. Evet arkadaşlar, çatışmamızı başarılı bir şekilde yaptık. Kamyona el koyduk ve alıp buraya getirdik, teslim ettik sonunda. Görevimiz bu kadardı. Çok zor bir görev değil gördüğünüz gibi. Yeni bir görevde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.